Arkadaşlar merhabalar. Bir soruyorum da bir türev sorusundan bahsedeceğim size. Ekstremum noktalarından bahsedeceğim. Soruyu lütfen önce siz kendiniz durdurun. Sonra benden muhakkak dinleyin. Çünkü normalde ben bunu kitapta çözdüm arkadaşlar. 3D'de. Ancak şu birinci öncülle alakalı bayağı bir soru gelmiş. Hatta genelde herkes demeyeyim ama birçok kişi kendinden çok emin bir şekilde bu birinci öncülün yanlış olduğunu iddia etmiş. Gelin şimdi onu birlikte yorumlayalım. Bakın arkadaşlar, size ben bir fonksiyon verirsem, şöyle bir fonksiyon olsun. Bu fx fonksiyonu. Böyle bir a noktasında teğet olsun, böyle bir b noktasında da fonksiyon delip geçsin. Şimdi fonksiyon arkadaşlar burada a noktasında türevi sıfırdır değil mi? O zaman a burada yerel ekstremumdur. B peki öyle mi? Hayır. B'de normal fonksiyon bakın artmaya devam ediyor. Ben şimdi başka bir fonksiyon ele alsam ve bu türev grafiği olsa. Şöyle bir türev grafiği çizeyim size. Burası arkadaşlar 3 olsun. Burası da eksi 2 olsun. Hangisinde ekstremum vardır? Eksi 2'de ekstremum vardır. Çünkü türev bakın işaret değiştiriyor. Evet, eksi 2'den bakın şurası eksi, burası artı. Gerçekten eksiden artıya geçtiği için fonksiyon azalıştan artışa geçecektir. Ancak 3 noktasında ne diyoruz? Fonksiyonun türevi işaret değiştirmiyor bakın. Artı yine artı. Ne demiştik o yüzden? F türev x grafiklerinde delip geçtiğinde evet ekstremumdur. Yani burada eksi 2 ekstremumdur. Ancak 3 ekstremum değildir. Hatta bununla ilgili bir tane daha şöyle grafik çizeriz. Sürekli bir fonksiyon deriz. Onu özellikle vurgulaması lazım soruda. Sürekli bir fonksiyon olsun arkadaşlar. Şöyle bir grafik yapalım. İçi boş A noktası. Şöyle bir grafik. Bu arkadaşlar fonksiyonun türevinin grafiği olsun. A noktasında ekstremum var mıdır? Kesinlikle vardır. Niye biliyor musunuz? Fonksiyona sürekli dedim. O zaman fonksiyon A noktasına kadar böyle artıyor. Sonra arkadaşlar A noktasından sonra bakın böyle azalıyor. Neden peki orada türev tanımsız olmuş? Çünkü arkadaşlar sivri noktada türev yoktu. O yüzden ama bir fonksiyonun sivri noktasının olması onun ekstremum olmasına engel değil. Türevi yoktur sadece. Bakın burada bir zirve değer oluyor mu? Oluyor. Ekstremumun direkt türevle bir alakası olduğunu düşünmeyin. Türev varsa evet ekstremum sıfırdır ama türev olmak zorunda değil. Ben konu anlatımında da bununla alakalı size arkadaşlar örnekler göstermiştim. Yine bakın göstereyim. Şöyle bir fonksiyonda evet burası zirve değerdir, ekstremumdur. Yine şöyle bir fonksiyonda burası dip değerdir, evet ekstremumdur. Eğer sivri nokta varsa yine ekstremumdur arkadaşlar. Hatta bakın abartıyorum. Burada sürekli türevi yok. Hatta sürekli olmayan, hatta türevi de olmayan doğal olarak bir grafik çizeyim size. Şöyle bakın içi dolu. Sonra burada bakın şöyle bir kopma olmuş ve böyle gittiğini düşünün. Şuradaki A noktası ekstremum mudur? Evet. Sürekli değil. Türevi zaten yok. Limiti yok ama arkadaşlar bu ekstremum. Çünkü ekstremum demek uç değer demek. Uç değerde arkadaşlar orada fonksiyon tanımlı olması yeterlidir. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle burası zirve değer olduğu için ekstremumdur. Ne zaman ekstremum olmaz? Bakın şimdi şöyle bir arttı. Sonra arkadaşlar böyle azalışa geçti. Burada arkadaşlar A noktası ekstremum değildir. Neden? İçi boş olduğu için tanımlı değildir. Asla buradaki ordinata da B diyelim. B ordinatına ulaşamayacaktır. Bu yüzden arkadaşlar orada tanımlı olması yeterlidir ekstremum için. Türevli olmasına ve sürekli olmasına gerek yoktur. Bakın türevli sürekli ekstremum var. Türevli sürekli ekstremum var. Sürekli türevsiz yine ekstremum var. Ne sürekli ne de türevli ne de limitli ama ekstremum yine var. Sadece tanımsız olduğu için burada arkadaşlar ekstremum yok. Böylece şu ekstremum sorularınıza bir toptan cevap vermiş olayım. Bu ilk söyleyeceğim şeydi. Gelelim artık soru üzerinden söyleyeceğim şeye. Bakın arkadaşlar size
neyin ekstremumunu soruyorsa lütfen onu değerlendirin. Şimdi soruda f türev x grafiği verilmiş, tamam mı? Birinci öncülde ne diyor? Bakın fx'in demiyor. Dikkat edin, şöyle büyüteyim hatta. Görüyor musunuz? F türevin 4 tane ekstremumu vardır diyor. O zaman burada arkadaşlar f türevin gerçekten bu fonksiyonun türev fonksiyonunun eksi 6'da, eksi 4'te, eksi 2'de ve 1'de gerçekten ekstremumu var. Yazıyorum bakın. F türevin 4 tane ekstremumu var. O yüzden bu öncül doğru. Ne zaman yanlış olurdu? F'in 4 tane ekstremumu var deseydi bu yanlış olurdu. Çünkü f fonksiyonunun ekstremumları nerede? Sadece eksi 8'de. Çünkü sadece eksi 8'de f türev x grafiği arkadaşlar eksiden artıya işaret değiştirmiş. Ve bu yüzden arkadaşlar f'in kaç tane ekstremumu var? Bir tanecik ekstremumu var. Burada işaret değiştirmiyor türev, o yüzden yok. Burada işaret değiştirmiyor, o yüzden yok. Burada yine işaret değiştirmiyor, burada işaret değiştirmiyor. F türevin 4 tane var, f'in 1 tane var. O yüzden bu öncül doğru arkadaşlar. X eşittir eksi 8 noktasından y eşittir fx fonksiyonuna çizilen teğet x eksenine paraleldir. Evet, bir fonksiyona çizilen teğet neydi arkadaşlar? O noktadaki türevdi değil mi? O noktadaki türev o zaman kaça eşit hakikaten? F türev eksi 8 sıfıra eşit. O yüzden bu da doğru arkadaşlar. Gelelim şimdi yine üçüncü öncüle. Lütfen dikkat. X eşittir eksi 2 noktasından y eşittir fx demiyor bak. Y eşittir f türev x fonksiyonuna çizilen teğet x eksenine paraleldir. Evet arkadaşlar. F türev x fonksiyonuna eksi 2 noktasından çizdiğimiz teğet x eksenine gerçekten paralel. Yani ne demek bu biliyor musunuz? F'in türevinin türevi olduğu için f'in ikinci türevi eksi 2 sıfırdır. Bunu diyor. O yüzden bu öncül de doğru. Dolayısıyla size fx mi sormuşuz, f türev x mi sormuşuz? Bunu kesinlikle kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde önemli bir soruydu. Hem bir ekstremumları hatırlattım. Hem neyi sorarsa onun ekstremumuna bakmalıyız. Onu da bir tekrardan söylemiş oldum arkadaşlar. Böylece yanlış anlaşılmaları bir engellemiş oldum. Doğrusunu da tekrardan söylemiş olayım. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.